Sen ne karışıyorsun? Ben Jahre'yim. Caz burada şey diyeyim başta. Jahre bana dedi ki ağlayan çocuk gibi değil mi? Annesini ağlıyor böyle. Jahre bana dedi ki altına başlam. Siz kimsiniz ki? CHP kimdir ki? Jahre... Benim bir saniye. Benim Twitter'da mix'im var Eren Erdem'in bu şeyiyle ilgili. Bana biri bulup atabilir mi? Hemen link. Jahre bana dedi ki sen ne karışıyorsun? Ben Jahre'yle sataştığın için karışmıyorum. Sohbetin genel insicamı bozulduğu için diyorum ki lütfen herkes kaç bardak içmişlerini söylesin. Diğer odada kaç bardağı var bunun? Bir yedisi var değil mi? Faşist bir yönetim vardı. Zor gecesi birkaç bardak içmiştir mi? Bayağı götürmüş, bayağı sarhoştur buradan. Kimseye evet, söz hakkı evet. Verilmiyordu. Faşizan. Burada lütfen bu faşizme karşı herkese söz hakkı verilsin. Jahre'in en çok konuşsun. En az biz konuşalım. Ve lütfen herkes düşüncesini açıklasın ama diğer tarafta insanların düşüncesini açıklama hakkının elinden alındığı o ortamı burada yapmayalım. Ondan sonra insanların düşüncesini açıklama hakkını elinden alıp insanlara sataşıp ondan sonra onlara konuşma hakkı vermeyip sonra da onun üzerinden siyaset yapmayalım. Herkes burada eşit konuşsun. Jahre'in en çok konuşsun. Ondan tamam, sonra da konuşalım artık ya. Eren baba. Ondan sonra da diyelim. Ben bir şey diyeceğim. Ben bir şey açıklamak istiyorum. İnsanların bu olaydan çok haberi yok. Arkadaşlar, Eren Erdem olaylarının tek bir nedeni var. O kişi de maalesef şu an yanımızda yayında. Olayı anlatıyorum. Biz Discord'da takılıyoruz. Yine bu üçlü Efe ben Erlik. Abi ne haber? Nasılsın? İşte maalesef muhalefet kötü gidiyordu. Biz de içimizdekileri dökmek adına dedik ki Twitter'da bir yayın açalım. Okey dedik açalım. Twitter'da gittik yayınımızı açtık. Eren Erdem benim ondan bir CHP. Eren Erdem'le kavgam vardı. Eren Erdem gelip benimle konuşmak istedi. Erlik dedi ki ben sana platform mu vereceğim dedi. Ve Eren Erdem bu nefretle, bu sinirle o gün benimle kavga edip bu inşa olayları gerçekleşti. Yani tüm olayın sorumlusu aslında Erlik'tir. Erlik'in sadece yayını almaması Eren Erdem'i bu kadar delirtti. Yani adamı yayını almamış, Eren Erdem gitmiş iki duble devirmiş. Oğlum orada yayına girse ne kafası çekerdim. Ama ben tahmin edemiyorum. İyi ki almamış. Bak iyi ki almamış ama olayların tüm olma nedeni bu. İyi ki almamış. Bak iyi ki almamış. Biliyor çünkü ne olacağını. O önce bize haberi uçmuştu. Tahmin ediyordu bu fişleme muhabbetlerini. O yüzden platform vermemişti. Ama bunun sinirinin, bu kininin, bu faşizandır, yok 31'dir, carttır, cırttır. Bu kadar alkol almasının nedeni Erlin'in sadece yayına almaması. Cavs siz önden Eren Samas'la zaten bir kapışmıştınız bir yayında. Kimle? Eren Samas'la. Önden kapışmıştınız. Justin bunları abi hak etmedi ya. Çete bakıyorum ya. Çete bakıyorum. Karşımda full şey var. Justin şeyini görüp duruyorum. O yüzden giriyorum bir kere. Çete çünkü efendim sana attığım fotoğraf duruyor. Justin diye. Gördükçe moralim sinirim bozuluyor ya. Bak siz bununla kapıştınız önden. Evet abi. Orada seni zaten bir kere ifşa etti, tamam mı? Bir kere bu seni ifşa edince sen ona kavga ettin, bu tasman olay yaşandı. Ardından 2-3 gün sonra yanılmıyorsam çok geçmedi aradan. Yahero Yamero yayın oldu. O sefer de yayın 30-40 bin kişi olunca beni alsana falan demeye başladı. Ben de dedim ki Ahmet de dedi ki al, sen de dedin ki al çıksın yukarı. Ben de dedim ki hayır almam. Büyük ihtimalle içti. Şu anda kafası iyi. Şimdi gelecek 30-40 bin kişinin önünde yanlış bir şey söyleyecek. Hatta o yayında diyorum ki aşağıda şey var. Aykut Erdoğdu vardı bizim ya. CHP'den. O da sonradan atıldı. Ulan kime deysek başı belaya giriyor nasıl? Neyse ben bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. O da atıldı sonra. Ya o da var aşağıda. CHP'liler dinliyor böyle vekiller falan. Dedim ki ya gidin söyleyin buna, telefonu falan var sizde, arayın deyin buna, kapatsın yayın, içkili çünkü. CHP'ye de zarar bu falan filan diye. Sonradan almadığım için sinirlendi, gitti bir space açtı 100-200 kişilik Nurullah'la beraber. Ve orada işte ifşa etti seni falan filan. Yani içkiliydi o gün. Ahmet sonra ben yayını kapatınca Yahero Yamero'yu girdi Eren Erdem'in yayınına. İyi ki almadım ama.